aşk sihirli bir yolculuktu. Yalnızca bir kez yapılacak bir yolculuk. Geri dönülemeyen bir yolculuk. Ve sonraki tüm aşklar o ilk coşkunun yeniden hatırlanması, yeniden yaşanmaya çalışılmasından başka bir şey değil. Olay Yollarda ekibi olarak bugün de Nisan ayının son günlerini yaşadığımız harika bir bahar havasında sizlerle birlikte Büyükada'yı ziyaret edelim dedik. Gerçekten de İstanbul'un her yerinden gelen pek çok insanı siz de görüyorsunuz, faytonlarla, bisikletlerle birlikte Büyükada'yı geziyorlar. Biz de dilerseniz hep birlikte geçelim. Simgesi haline gelen şeylerden bir tanesi de muhakkak ki bisiklet. Evet, herkes gibi biz de bir tane bisiklet kiralayıp Büyükada'yı gezmeye devam ediyoruz. Lideri Stalin tarafından sürgün edildikten sonra Büyükada'ya gelen Reşat Nuri Güntekin'in sokağındayız şu anda. Evi de müze olarak restore edilmiş ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmekte. Adalar gibi Bizans döneminde de sürgün yeri olarak kullanılıyormuş. Ancak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden bir ay evvel adalar fethedilmiş. Aşkımı inkar
Kadayı gezmeye devam ediyoruz ama yol üstünde gözümüze çarpan Dilekçi Baba. Efendim önce sizi tanıyalım. Ben Büyükadalı mısınız? Büyükadalı sayılırım artık herhalde. Kaç yıldır buradasınız? 30 yıldır. Rahmetli eşim getirmişti silah zoruyla. Evet. Şimdi silah zoruyla gidemiyorum. Gidemiyorsunuz İstanbul'a. Artık. Evet. Peki, çok güzel. Evet. Bu Dilekçi Baba nereden çıktı? Efendim bu Ayayorgi Kiliseye gidenler mi daha çok bunu alıyorlar? Tabii. Ya da bir hikayesini alalım sizden. Daha çok. Şimdi bu bir boşluğu doldurdu. Hı hı. Sağ olsun diyemeyeceğim. Allah mekanını cennet etsin. Rahmetli eşim beni buraya silah zoruyla getirmişti Ayayorgi'ye. Orada bir dua etmiştim. O dua neticesinde böyle bir şeyin eksikliğini duydum ve zaman içerisinde bu objeleri birer birer, ikişer ikişer, 20 taneye yakın şu anda. Kendiniz mi bunları daha ürettiniz? Evet, evet. Kendim icat ettim. Patentini de aldım. Tasarım tescil belgesini de aldık ama evet. Tabii ki bir işe yaramıyor. Çünkü benimle beraber herkes satıyor aşağı yukarı 25 sene. Bunların şeyi bende. Sizde. Yediği bende. Evet. Anladım. Peki bu bir inanç üzerine olan bir şey mi? Yoksa bunlar sadece bir sembol, simge hayır, hayır, mi? Hayır, hayır. Tabii ki. İlla ki önce bir tabii ki simge olarak. Ama insanlar bir şeylere inanmalı. Ki Büyükada'da da insanlar dilek tutmaya gelirler. Ki 23 Nisan'da geçtiğimiz iki gün önce. Yüz binlerce kişi geldiler burada. Dilek tutup dua ettiler. Peki dilekler olup geri gelenler tabii size ki, tabii ki. Teşekkür bakın, için ya da başka dilek için. Eğer bir sakıncası yoksa, bakın burada tanınmış tanınmamış bazı ünlüler var, ünsüzler, sade vatandaşlar var. Özel olarak beni ziyaret eden insanlar var. Fotoğrafının yayınlanmasını istemeyen sakıncalı görenler var. İnsanlar var. O yüzden makinemde bir sürü daha fotoğraf var. Evet. Şimdi bakın, burada her dilek için o dileği andıran objeler peki, var. Peki alıyoruz bunu, ne yapıyoruz? Evet. Dileğinize uygun olarak kendiniz için. Ben araba istiyorum mesela. Aldım bir tane. Evet, bakın, her dilek için, bakın üzerinde yazıyor, o dileğe benzeyen objeler var. Evet. Dileğinize uygun alıyorsunuz. Almış olduğunuz objeler avucunuzdayken Büyükada'yı terk etmeden, motora, vapura binmeden ama illaki Büyükada'da tuvalet hariç herhangi bir yerde bu dileklerinizin olması için dua edip dilek tutuyorsunuz. Evet, bunu adada yapmamız lazım. Adada, ada dahilinde ama tuvalet hariç herhangi bir yer. Peki. Yalnız şunu çok çok iyi bilmeniz gerek. Ne bunlarda bir keramet var ne de bende. Evet. Bütün olay sizin duanızda. Evet. Dileğiniz olana kadar evde kaybetmemek şartıyla saklıyorsunuz. Diyelim ki hepsinden aldınız, her şeyin bir zamanı var. İçinden bir tanesi oldu. Hangi dileğiniz olduysa o dileğinizin objesini sakladığınız yerden avucunuzu alıyorsunuz ama buna değil, bana değil, veren Allah'a şükür duası, teşekkür duası yapıp size en yakın suya, denize, ırmağa, göle atıyorsunuz. Evet. Prosedür bu. Tamam o zaman, biz de bir tane alalım. Ne alalım? Buyurun. Bakın. Bir tane. Dileğinize uygun olarak kendiniz için alabilirsiniz. Evet. Alalım bir tane. Yeşil alalım. Muradımıza nail olalım i̇nşallah. Efendim. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Thank you.
açıklarındaki en büyük ada olan Büyük Ada'nın Yunanca'daki adı Prinkopis. Yani Yunanca'daki ismi de Prens. Diğer adıyla Prens Adası'nı gezmeye devam ediyoruz.